Evet, şimdi tabii Erzurumspor'u konuştuk. Erzurumspor'daki hassas dengeleri, kırmızı çizgileri anlattık. Tabii ki bununla ilgili Erzurumspor'la ilgili fikri takip yapmaya devam edeceğiz. Bu kulüp bizim, bu takım bizim, bu şehir bizim. Herkes bunu böyle bilsin. Erzurumspor'u öyle sadece Erzurumspor'u fütursuzca kullananların inhisarına, fütursuzca kullanımına bırakmayacağız. Şimdi tabii biz bu 2 aylık süreçte iç belediyeleri mutlaka konuşamadık. Gerçi Facebook üzerinden, sosyal ağlar üzerinden ben ara ara belediyelerle ilgili tespitlerimi, belli paylaşımlar yapıyorum ama tabii haftaya bakış programında da belediyelerle ilgili bir konuşmak gerekiyor. Şimdi Mart'tan Eylül'e öyle mi? Yani Mart, Nisan, Mayıs, Haziran, Temmuz, Ağustos, Eylül 7. ayını dolduruyor belediyeler. Neredeyse 7 aylık, 6 aylık, 7 aylık dönemde yani bir yılı bitmek üzere belediyelerin hem büyükşehir noktasında hem ilçe belediyeleri noktasında Aziziye, Yakutiye ve Palandöken noktasında hem de diğer ilçe belediyeleri noktasında tabii ki bir konuşmak gerekiyor. Senin belediyelerle ilgili tespitin nedir? Şimdi Cem Bey, bugün itibariyle 150 gündür belediye başkanlarımız koltuklarına oturmuş durumdalar. Evet. Yani 150 gün böyle dile ne kadar kolay gelse de bir başarı, bir istek, bir emek sarf edilecek bir süre. Evet. İlçe belediyelerimizden tabii ki Erzurum için en önemli olan Aziziye, Palandöken ve Yakutiye merkez ilçelerimiz ki şehrimizin göz önünde bulunan nüfus bakımından özellikle Yakutiye 197 bin nüfusla Türkiye'deki 8 vilayetten daha büyük Evet. bir konuma sahip. Yine herkese Palandöken aynı. Aziziye ilçemiz bunlara nazaran biraz daha nüfus olarak az ama tabii ki derli toplu bir belediye ki Aziziye'de biliyorsunuz 2 tane ana arter cadde var. Bir tanesi Erzurum, Erzincan istikametinde olan karayollarına ait bir cadde. Bir tanesi de ana caddesi olan, orası da Erzurum Büyükşehir Belediyesi'ne ait olan bir caddesi olan belediyemiz. Aziziye Belediyesi'nde böyle bir başlayalım. Aziziye Belediyesi geçmiş dönemden Muhammed Cevdet Orhan Bey'in başarılı çalışmalarını ikinci dönemede vatandaşlar isteyerek, arzu ederek oy verdiler. Oy vermeden önce de aday adaylık sürecinde Muhammed Cevdet Orhan'a gerçekten büyük bir teveccüh gösterdiler ama Aziziye özellikle Ilıca noktasında sanki biraz daha Aziziye'ye göre yani Dadaşkent'e göre biraz daha pasif kalmış gibi görünüyor Cem Bey. Önümüzdeki 5 yılda Muhammed Cevdet Orhan Bey'le yapmış olduğumuz özel sohbette önümüzdeki dönem Ilıca'yı biraz daha gün yüzüne çıkarıp özellikle termal tesislerde Türkiye'ye ve Erzurum'a yerli ve yabancı turisti çekme noktasında çalışmalar gerçekleştireceğini söylemişti. Ki bunların ilk etabı olarak da çarşı esnafını kaplıcalara daha yakın bir bölgeye taşıyarak gerçekleştirdi. Aziziye'de Muhammed Cevdet Orhan'dan beklentiler yüksek mi değil çünkü zaten geçmiş dönemde Muhammed Cevdet Orhan Beyefendi'nin yapmış olduğu çalışmalar orada takdirle karşılanmış. Yapılan çalışmalar yerinde ve isabetli çalışmalar olarak kabul edilmiş. Ama Aziziye Belediyesi'nde şöyle bir sıkıntı var. Aziziye Belediyesi'nde Muhammed Cevdet Orhan Bey ile beraber göreve başlayan belediye başkanları sürekli değişiyor. Başkan yardımcıları. Yardımcıları. Yani burada vatandaş bir gittiğinde belediye başkan yardımcısının işte kapıdaki isminin Ahmet, bir daha gidişinde Ahmet Bey'le görüşeceğim dediğinde Mehmet oldu. Ahmet Bey'i odasında görememesi Aziziye Belediyesi'nin en büyük sıkıntısı halinde. Ama Muhammed Cevdet Orhan Beyefendi'nin ben inanıyorum ki önümüzdeki günlerde daha oturmuş bir kadroyla görevine devam edecektir ki Muhammed Cevdet Orhan Bey zaten Aziziye bölgesinde başarılarıyla isminden söz ettiriyor. İkinci olarak Yakutiye'den bahsedeceğim. Mahmut Uçar Beyefendi'yim. O gün sohbette şunu söyledim. Bir iki belediyeden görevli vardı. Dedim ki ya Mahmut Bey köylere mi belediye başkanı oldu, ilçeye mi? En son bunu konuşacağız çünkü hiç köylerden bu tarafa gelmiyor. Evet, Mahmut Uçar gerçekten beklediğimizin de üstünde bir performans sergiliyor görüyoruz. Özellikle mahalle ve köy noktalarında her gün mutlaka bir iki tane köyü ziyaret ediyor.
seçimlerden önce vermiş olduğu sözleri yerine getirme noktasında Mahmut Çar'ı ben başarılı olarak buluyorum. Ama tabii ki daha 150. gün, önümüzde daha 4,5 yıl gibi uzun bir süre var. Bu süre içerisinde de aynı süratte, aynı azimle, aynı istekle devam ederse Mahmut Uçar, Yakutiye'nin özellikle görsellik noktasında daha iyi noktalara gelebileceği kanaatindeyim. Palandöken'de de çalışmalar devam ediyor. Palandöken bölgesinde sıkıntı var mı? Özellikle şunu belirtmek istiyorum ki bir kere Nil City'nin olduğu o bölge, Yenişehir Üst Yol dediğimiz bölgede askeriyenin Maraşal Çakmak Hastanesi'nin orada bir yeniliklere gitmesi, gerekirse Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'yla istişareler doğrultusunda burada bir iki daha şehrimizi güzelleştirecek projelere ihtiyacımız var. Neden mi? Önümüz kış. Kış turizmi Erzurum için çok önemli bir nokta. Kış turizminde de Erzurum'un başarılı olabilmesi için şehrimize gelen yerli ve yabancı turistlere karşı o bölgenin görsellik noktasında ve hizmet noktasında daha iyiye ulaşabilmesi için Palandöken Belediyesi'ne de çok iş düşüyor Can Bey. Evet. Şimdi tabii çok önemli belediyeler noktası. Büyükşehir Belediyesi ile bir başlayalım. Tabii Büyükşehir Belediyesi seçimden sonra büyük değişimi yaptı. Seçimden sonra yapmış olduğu en önemli değişim işte Ünsal Kıraç, Selami Keskin ve Ali Rıza Kiremitçi ile Büyükşehir Belediyesi'nin yollarını ayırması çok önemli bir aslında çok önemli bir ataktı Büyükşehir Belediyesi için. Büyükşehir Belediye Başkanımız Mehmet Sekmen'in seçim esnasında seçim satımı halinde gerek Erzurum halkına gerekse Ankara Genel Merkez'e vermiş olduğu sözleri tutması ve vermiş olduğu sözlerin arkasında durması ve seçimden sonra hemen şimdi derhal acilen ivedilikle derekap dediğimiz şekilde Selami Keskin gibi Erzurum halkında rahatsızlık yaratan, Erzurum halkının midesini bulandıran, gayet açık konuşuyorum bunu, altını çizerek söylüyorum, bunu mu Büyükşehir Belediye Başkanımız Mehmet Sekmen de söylüyor. Bununla ilgili halkın serzenişini, şikayetini göz önünde tuttu ve devamında verdiği sözü de tuttu. Büyükşehir Belediyesi'nde gerçekten kanayan bir yara haline gelmiş bu çok önemli problemi, daha doğrusu kangren olmuş bu üç kolu kesip attı. Mutlaka dikkat edersen Erzurum Büyükşehir Belediyesi'nde artık daha genel sekreter yardımcılarının, genel sekreterlerin yapmış olduğu hatalar, yapmış olduğu 9 kusurlu, 10 kusurlu hareket artık daha konuşulmuyor. Da demek ki Cem Bey, daha 150 gün 4,5 hayır, şunu var. Söyleyeyim, şunu söyleyeyim. Ben bugüne kadar olanı söylüyorum. Muhalefet şerhi tabii ki her zaman orada duruyor. Ama daha önceki dönemde Selami Keskin bunu yapmış, Ünsal Kıraş şunu yapmış, Ali Rıza Kiremitçi bunu yapmış. Selami Keskin'in hanımı, eşi astım hastası olduğu için efendim fuar alanında kurulan o eğlence merkezine, oraya ne diyoruz işte eski fuar alanında mangal yakmasını yasaklamak kararı almak gibi kararlar artık daha Erzurum'da genel sekreter ve genel sekreter yardımcılarının yapmış olduğu bu tür hatalar görülmüyor. İşte 9 ayı kış olan, 8 ayı kış olan Erzurum'a golf sahası yapmak gibi Büyükşehir Belediyesi'nin paralarını çarçur eden, Büyükşehir Belediyesi'nin kaynaklarını fütursuzca kullanan hareketler yapılmıyor. Zira Büyükşehir Belediyesi'nde de para kalmadı. Çünkü birinci dönemde imanını gevrettiler Büyükşehir Belediyesi'nin bütçesini. Şimdi her şeyi doğru konuşalım. Ama yeni genel sekreter ve yeni genel sekreter yardımcıları başta Hasan Şahin olmak üzere Büyükşehir Belediyesi'nin borcunu, alasını, veresini derleme ve toparlama noktasında çok önemli bir gayret içerisinde olduğunu ben görüyorum ve inanıyorum ki Erzurum Büyükşehir Belediyesi yatırımsızlıkla geçen bu yaz dönemini
20 sezonunda, yaz sezonunda yatırımla devam edeceğini düşünüyorum. Çünkü gerçekten Erzurum Büyükşehir Belediyesi'nin maddi olarak, parasal olarak kaynak noktasında bir derlenme ve toparlanmaya ihtiyacı vardı. Ben Büyükşehir Belediyesi'nin bu dönemini bir derlenme, toparlanma, geçen dönemin hatalarını, kusurlarını giderme, telafi etme, izale etme, tamir etme dönemi olarak görüyorum. Devamında Erzurum'un en önemli ilçelerinden bir tanesi tabii ki Palandöken Belediyesi. Palandöken Belediyesi'nde Palandöken Belediyesi'nin yeni başkanı Muhammed Sunar. Ben kendisini çok da yakinen tanırım ve çok severim. Benim kadim de bir dostumdur. Aramızda mutlaka dostlar, arkadaşlar arasında ara ara belli problemler olur, tabii ki yaşanır. İnsanların arasında fikir ayrılığı olması kadar, dostların, arkadaşların arasında fikir ayrılığı olması kadar doğal ve normal şeyler yoktur. Ama Palandöken Belediyesi'nin de 10 yıllık enkaz halindeki Palandöken Belediyesi'nin derlenme ve toparlanması noktasında Muhammed Sunar Başkan'ın ve yeni ekibinin de gayretli olduğunu görüyorum. Ama şunu söyleyeyim, Palandöken Belediyesi'ni borçsuz olarak, Palandöken Belediyesi'ni süt liman, her şeyi lale devrindeymiş gibi gösteren Orhan Bulutlar döneminin hiç de yeni belediyeye bıraktığı çok da böyle süt liman, her şey düzeninde bir belediye olmadığını gayet açık ve net bir şekilde Muhammed Sunar Başkan ve ekibi de gördü. Muhammed Sunar Başkan ve ekibi belediyeyi kazandıkları zaman çok sevinmişlerdi ama koltuğa oturdukları zaman borçları görünce, açılan derin yaraları, yapılan derin hataları görünce çok da böyle sevinmeleri gerekmediğini, çünkü Palandöken Belediyesi'nin de düzelmesi, derlenip toparlanması, yeniden inşası için çok önemli çalışmalar yapılması gerektiğini gördüler. Buyurun. Burada özür dileyerek bir şey söyleyeceğim. Cem Bey, seçimlerden sonra Başkan Muhammed Sunar Bey'in yapmış olduğu basınla tanışma toplantısında önümüzdeki günlerde, bayramdan sonra Palandöken Belediyesi'nin ne kadar borcu olduğunu açıklayacağım demişti. Evet. Bunu hiç söz vermeyen Yakutiye Belediye Başkanımız Sayın Mahmut Uçar, Ali Korkut'tan devreden olan borcu 130 milyon olduğunu söyledi. Ama henüz Muhammed Sunar Beyefendi Orhan Bulutlar'dan devraldıkları borcun miktarını henüz kamuoyuyla paylaşmadı. Ben söyleyeyim mi Ender Bey? Yani bunu birisi söylesin ben bence. Ben söyleyeyim. Ben başkandan almış ama olduğum... Ama net rakam değildir bence. Hayır, başkandan aldığım ya da başkan yardımcılarından aldığım bir bilgi olarak söylemiyorum bunu. Ama takdir edersin ki biz de belediyelerin içerisinde bizim de dostlarımız, arkadaşlarımız var. Belediyelerin belli birimlerinde oturan, belediyelerdeki sohbetleri duyan, belediyede yapılan kulis konuşmalarını derleyip bize aktaran, bak tekraren söylüyorum, ne başkandan bahsediyorum ne başkan yardımcılarından bahsediyorum. Resmi başkanı da. Anladım ama şunu söyleyeyim, Palandöken Belediyesi hiç o tarafa bu tarafa çevirmesin, doğruyu söylesin. Palandöken Belediyesi'nin 200 trilyonun üzerinde borcu var. Açıkladım işte bak. Başkan da açıkladı. Resmi de başkan açıkladı. Evet, şimdi ben devam edeyim. Ben devam edeyim konuya. Palandöken Belediyesi'nin de derlenme, toparlanma süreci yaşıyor. Çünkü gerçekten ben enkaz devraldım demiyorlar ama Palandöken Belediyesi'nde de bir enkazın var olduğu, bir enkazın devralındığı gayet açık ve net bir şekilde görülüyor. Ama tabii Palandöken Belediye Başkanımız Muhammed Sunar'ın çok hızlı ve seri hareket etmesi gerekiyor. Palandöken Belediyesi'nde 10 yıldır, 20 yıldır kurulmuş belli düzenler ve düzenekler var. Bu düzeneklerin, bu düzenlerin dağılması ve dağıtılması konusunda yeni bir ekip, yeni bir kadro, yeni bir heyecan, yeni bir can Palandöken Belediyesi'ne gelmesi noktasında çok hızlı hareket etmesi gerektiğini, eğer çok hızlı hareket etmezse Muhammed Sunar Başkan ve yeni ekibinin başkan yardımcılarının da bir süre sonra o mevcut çarkın arasına, o mevcut sistemin arasına girebileceğini ben görüyorum. Ender görüyor, halk görüyor, Muhammed Sunar neden görmüyor? Bence bir an önce görmesi gerekiyor. Falan hocanın yeğeni, filan siyasetçinin torunu, falan eski belediye başkanının dayısının oğlu gibi yaklaşımlarla Palandöken Belediyesi'ndeki
o kirli çarkı düzeltmeniz, düzene koymanız, düzgün bir şekilde getirmeniz mümkün değil diyor. Devamında devamında Önder Bey, dur kurban olayım ya. Ya kumandadaki arkadaşım, şuna bir şey söyler misin? Mikrofonumu kapat. Ya bir mikrofonumu kapat. Kardeşim sen konuşurken ben burada kuzu kuzu oturuyorum. Sen neden ikide bir bana müdahale ediyorsun? Dur. İnsicamımı bozma diyorum. Yine bozuyor. Şikayetçiyim efendim. Önder Ünlü'den şikayetçiyim. Şimdi gelelim Yakutiye Belediyesi'ne. Asıl enkaz devralılan, asıl devri sabık yaratılması gereken belediyenin adı Yakutiye Belediyesi'dir. Yakutiye Belediyesi'nin 10 yıllık yönetiminde yapılan hatalar, yolsuzluklar, adam kayırmalar, malı kapmalar, malı götürmeler konusu çok çok önemli bir konu. Bence Mahmut Uçar Başkan'a daha çok büyük görevler düşüyor. Mahmut Uçar Başkan'ın ekibini de çok sağlam bir şekilde kurması gerekiyor. Mahmut Uçar Başkan'ın da 10 yıllık düzen ve sistem içerisinde kurulmuş o kirli çarkı bir an önce dağıtması, o kirli çarkların arasına demir varyozları atması ve o dişlileri kırması ve dağıtması gerekiyor. Eğer kırmaz ve dağıtmaz ise, buna inanıyorum ki Mahmut Uçar ve onun da yeni getirdiği ekibi en kısa sürede eski sisteme uyacak. Onlar da eskileri gibi olacaklar. Efendim, Yakutiye Belediyesi'nde çözülmesi gereken problemler var. Yakutiye Belediyesi'nde yeni Yakutiye Belediye Başkanı ve ekibinin Yeşil Yakutiye konusunu mutlaka irdelemeleri, bu konuyla ilgili çalışma başlatmaları, bu konuyla ilgili müfettiş çağırmaları gerekiyor. Yeni Yakutiye Belediye Başkanı Mahmut Uçar ve ekibinin mutlaka Bostancıoğlu konutlarıyla ilgili bir araştırma yapmaları, bir ekip oluşturmaları ve Ankara'dan müfettiş istemeleri gerekiyor. Yakutiye Belediyesi ile ilgili Mahmut Uçar ve yeni ekibindeki arkadaşlar mutlaka önceki basın biriminin yapmış olduğu harcamaları zinhar, hemen şimdi derhal acilen ivedilikle DEREKAP araştırması gerekiyor. Onunla ilgili müfettiş çağırması gerekiyor. Onunla ilgili araştırma yapması gerekiyor. Hemen şimdi derhal acilen ivedilikle DEREKAP Yakutiye Belediye Başkanı Mahmut Uçar ve yeni ekibinin alım satım birimi ile ilgili 10 yıllık dönem için müfettiş çağırması gerekiyor, inceleme başlatması gerekiyor. Efendim, biz devri sabık yaratmayacağız derseniz, biz eski yönetime, eski döneme hesap sormayacağız derseniz, onlar sizinle ilgili çok ilginç bilgileri, hiç sizle alakası olmayan, hiç sizin bugüne kadar yapmadığınız, tevessül etmediğiniz konularla ilgili, sizle ilgili öyle iftiraları kamuoyuna taşıyorlar ki, yemin ederim duysanız, yani dudağınız uçuklar. Duysanız nefesiniz kesilir. Bakın şunu söyleyeyim. Mesela Cengiz Tosun kardeşimiz, bizim meslektaşımız. Mahmut Uykusuz zamanından ben Cengiz Tosun'u tanırım. Birbirimizle çok büyük samimiyetimiz olmayabilir. Birbirimizi belki bir dönem çok sevmiş olmayabiliriz. Birbirimizle ilgili belki fikir ayrılıklarına düşmüş olduğumuz dönemler olabilir. Belki benim Cengiz Tosun kardeşimle ilgili burada bu mikrofonlarda eleştiri yaptığım zamanlarda olmuştur, olabilir. Ben Cengiz Tosun'la ilgili bugüne kadar her şey duydum. Ama bugüne kadar bir kişinin Cengiz Tosun'a hırsız dediğini, yolsuz dediğini, devletin malını yemiş dediğini, belediyenin hakkını yemiş dediğini, çalıştığı kurumun ihalesine hesap karıştırdığını ya da basın mensubu olan arkadaşlarıyla ilgili yanlış operasyonların içinde olduğunu hiç kimse bana söyleyemez. Şimdi onun için demek ki biz burada doğruyu konuşma noktasıyız. Şunu söyleyeyim, Mahmut Uçar ve yeni ekibine ve yardımcılarına Cengiz Tosun'u da katarak söylüyorum. Eski ekibin sizle ilgili atmış olduğu iftiraları benden bir özelde dinleyin. Yemin ediyorum dudaklarınız uçuklar. Sizle ilgili öyle şeyler anlatıyorlar ki benim aklım, hafızam, hafsalam duruyor. Neden diyeceksin?
Çünkü benim bu ekibin içinde Mahmut Uçar Beyefendi'yi çok iyi tanımasam bile Cengiz Tosun'u her yönüyle tanıdığım bir insan olduğu için atılan iftiralar karşısında yemin ediyorum dudağım uçukluyor. Hatta bununla ilgili Facebook'ta bir an itibariyle paylaştım. Paylaşma sebebim de atmış oldukları o mesnetsiz yerinde olmayan iftiraları ama duyduğum için. Buna izni, buna müsaade insan ki biraz da Mahmut Uçar Bey verdi gibi. Vermeyecek. Yani bir dakika. Kadrolara bakıyoruz. Ali Korkut Bey'den gelen tüm kadrolar herkes hepsini oturuyor. Yani şunu söyleyeyim. Hiç mi değişmeyi temizlemesi gerekiyor? Burada. İşte onu diyorum. Yani orada değişmesi gereken bir tek Ali Korkut muydu? Ben de öyle işte aynı şeyi söylüyorum. Dur bir serencamımı bozma benden sonra. Azize hakkında düşünüyorsun Can Bey. Dur sana ne? Sana ne? Efendim gelelim Azize Belediyesi'ne. Azize Belediyesi'nde Azize Belediye Başkanı akıllı bir adam. Azize Belediye Başkanı siyaseti ve belediyeciliği bilen bir adam. Siyaseti bir kere çok iyi bilen. Siyaseti ve belediyeciliği bilen bir adam. Dönem dönem başkan yardımcılarını birdenbire değiştiriyor, değiştirebiliyor. Çünkü şunu söyleyeyim. Kendi yönetim anlayışına uymayan ya da kendinin vermiş olduğu talimatların haricinde çizgiyi aşan, haddini aşan insanları hemen Muhammed Cevdet Orhan değiştiriyor. Ama bugünlerde şöyle bir şey duydum. Azize Belediyesi'nde başkan yardımcılığı yapan Cihan ismi ama soy ismini bilmiyorum. Cihan isimli bir belediye başkan yardımcısı Bayburt Üniversitesi'ne naklediyor. Gidiyor. Yani başkan yardımcılığını bırakıyor. Bayburt Üniversitesi'ne tayinini aldırıyor. Ama bugünlerde Azize Belediyesi'nde konuşulan şey şu. Cihan Başkan gitti ama hala daha Bayburt'tan Azize Belediyesi'ni yönetmeye devam ediyor. Şimdi bu tabii ki sonuçta bir söylemdir. Bu tür söylemlerin yapılması ne derece doğru bilmiyorum ama insanların ağzı da torba değil ki bize. Ama Muhammed Cevdet Orhan'ın böyle bir şeye ben izin vereceğini, müsaade edeceğini de düşünmüyorum. Ama Azize Belediyesi'nden de mesela Azize Belediyesi'nin park ve bahçelerle ilgili çok güzel çalışmaları var. Bak park ve bahçelere bir değirmenin olduğu bir park yapmış Dadaş kentin içine. Evet. Yani gerçekten Erzurum'un ihtiyacı olan aynen evet verilmiş. Onlar da işin duygusal kısmı, manevi kısmı. Gerçekten parkın dizaynı çok güzel, çalışması çok güzel, çevre düzenlemesi çok güzel. Bu tür hareketler, bunlar güzel hareketler. Ama tabii Muhammed Cevdet Orhan Başkan'dan daha birçok güzel hareket bekliyoruz. Muhammed Cevdet Orhan'ın benim köyüm olan Beypınarı köyüyle de ilgilenmesini bekliyoruz. Muhammed Cevdet Orhan Başkanımız, buradan size sesleniyorum. Bizim köy Beypınar'ı, eski adıyla Özlü Köyü, Azize Belediyesi'nin üvey köyü değildir. Bizim köy bakım bekliyor, bizim köy ilgi bekliyor. Ne hangi konularda ilgi beklediğimizi, hangi konularda sizin ilginize, alakanıza, yardımınıza ihtiyacımız olduğunu siz çok iyi biliyorsunuz. Köyümüzün muhtarı da gelip size aktarır. Onun için ben de o köylü olduğum için haliyle muhtarımız azalar, serzenişlerini, şikayetlerini bana anlatıyorlar ama ben haddimi ve hakkımı bilen bir adamım. Hemen şöyle diyorum arkadaşlar benim ne yetkim var, ben kim oluyorum yani. Ben sıradan bir gazeteciyim, sadece fikrimi beyan ediyorum diyorum. Beypınarı köyüne üvey köy muamelesi yapmaması konusunda da Azize Belediye Başkanımızı uyarıyorum. Devamında ilçe belediyelerine gelelim. Efendim AK Parti'den Büyük Birlik Partisi'ne geçen Oltu'da, Tortum'da ve Olur'da neler oluyor? Oltu, Tortum ve Olur AK Parti döneminde almış oldukları hizmetin aynısını bu dönemde alabiliyorlar mı, alamıyorlar mı? Oltu'da durum nedir? Tortum'da durum nedir? Olur'da durum nedir? Bu ilçenin sakinleri, bu ilçelerin nasıl söyleyeyim? Fikir beyan edenleri Ender Yüncü'ye ya da bana belediye hizmetleriyle ilgili olan konuları bir anlatsınlar. Ama devamında İzmir Belediyesi ile ilgili çok önemli problemler var. Ender Yüncü. Çok önemli, büyük problemler. Müsaade et. Senin de etiketlendiğin
Bir arkadaşımız var, İsbirli bir duyarlı bir insan. İsbir Belediyesi ile ilgili, İsbir ilçemizle ilgili birçok paylaşımlar yapıyor. Yapmış olduğu paylaşımların gerçekten insanları hayrete düşüren, İsbir ilçesinin sahipsiz kaldığını, aynı bizim Beypınarı köyü gibi yetim kaldığını, öksüz kaldığını gösteren paylaşımlar. İsbir Belediye Başkanı'nın ne yaptığını ben bilmiyorum. İsbir Belediye Başkanı biliyorsun Milliyetçi Hareket Partisi'nden seçildi. Benim daha önce işte organizatörlük yapıyor şeklinde deyince bana da açık bir tepki koymuştu belediye başkanı. Ahmet miydi? Hala yapıyor herhalde. Ahmet Coşkun Bey'in bana şöyle bir ifadesi vardı. Bak açık söylüyorum. Gözlerinin içine, kameralara bakıyorum onun gözlerinin içine bakarak. Bana telefon etti. Bana telefonda aynen şöyle dedi. Dedi ki benim gibi ben çok önemli bir değerim. Benim gibi değerlerin tüketilmemesi gerekiyor. Henüz İspir'de yeni belediye başkanı olmuş. Belediye başkanlığıyla ilgili herhangi bir varlık gösterememiş. Kaldı ki İspir halkının zar zor ağladığı Facebook paylaşımlarından görülen Ahmet Coşkun Bey nasılsa halkın kendine göstermiş olduğu teveccühü henüz daha teveccühe karşılık vermeden kendisinin bir değer olduğunu ve bu değeri bizlerin fütursuzca kullanmaması ve yok etmemesi gerektiği noktasında bana öğütte bulunacak kadar makamını ve mevkisini sindirememiş bir noktada. Bak aradan 3-4 ay geçmiş daha yeni bunu söylüyorum. İspir'de neler oluyor? İspir halkına buradan sesleniyorum. İspir'de Allah rızası için ne oluyorsa İspir'de önceki dönem yapılan, bu dönem yapılmayan. Önceki dönem yapılabilen, bu dönem yapılamayan ne varsa lütfen Ender Yüncü'ye ya da bana ya da diğer gazeteci arkadaşlara bildiriniz. Devamında şunu da söyleyip kapatmak istiyorum. Sözü sana vereceğim. Efendim Horasan'da ne oluyor? Horasan Belediyesi bir borç sarmalının ve batağının içinde. Horasan Belediyesi ile ilgili esnafın şikayetleri var. Mal verenler paralarını alamıyor. Esnaf Horasan Belediyesi tarafından mağdur ediliyor şeklinde benim kulağıma gelen birçok şikayet var. Onun için Horasan Belediye Başkanımızın da aynı Büyükşehir Belediye Başkanımızın yaptığı gibi Horasan'ın bir an önce maddi olarak yatırım noktasında ve hizmet noktasında Horasan Belediyesi'nin de bir an önce hemen şimdi derhal acilen ivedilikle derhal toparlanma noktasında bir şeyler yapması gerektiği kanaatini taşıyorum. Sözü Ender Yüncü'ye veriyorum. Evet, İspir İspir Belediye Başkanı Ahmet Coşkun hakkında gerçekten mail kutumuza baktığımızda İspir'den özellikle bir ismini vermek istemiyorum. Bir parti ilçe başkanının yazmış olduğu ve seslenişleri var. Bunlar çok ciddi seslenişler. Evet. Umuyorum ve diliyorum ki bu seslenişler ulusal basına çıkmaz. Çünkü ulusal basınlık seslenişler bunlar. Yani bunlar genel merkezi ilgilendirecek seslenişler bunlar. Ahmet Coşkun Bey'in bir an önce ilçedeki bu çalkalanmaya son vermesi gerektiğine inanıyorum. Evet, Horasan Belediyesi'ni çok güzel hatırlattınız Cem Bey. Gerçekten Erzurum'da her kimle konuşursak Horasan Belediyesi'nde 2 yıl önce fatura kestik hala alamadık. Horasan Belediyesi'nde 1 yıl oldu faturamızı kesmişiz. Muhatap bulamıyoruz, paramızı alalım. Horasan Belediyesi borç batağında mı sorularını Erzurum'da bugünlerde nüksediyor. Az önce Oltu, Tortum ve Olur'dan bahsettik. Olur'da bağımsız bir belediye başkanı var. Zaten şu anki durumun ne olduğu henüz belli değil. Oltu ve Tortum'da Büyük Birlik Partili belediye başkanları var. Onların da önümüzdeki günler işte daha 150 gün oldu işte az önce değil mi Cem Bey? Daha çok erken. Biraz daha zaman geçecek ama bu 4,5 yıl süre içerisinde de eğer ki bugün gidişat kötü başladıysa yarın öyle devam eder düşüncesindeyim. Burada az önce Büyükşehir Belediyesi Cem Bey genel sekreter ve yardımcılarının değiştiğinden Mehmet Sekmen Beyefendi'nin genel merkeze vermiş olduğu sözlerin
yerine getirildiğine istinaden bir konuşma yaptınız. Evet, gerçekten isabetli ve verilmiş sözlerin yerine getirilmesiydi. Ama ben burada çok ayrı, apayrı bir konuya değineceğim. Burada geçen dönem sadece özel kalem müdürlüğü yapan, bu dönem ise genel sekreterlik görevine gelen Hasan Şahin Bey'e buradan seslenmek istiyorum. Mehmet Sekmen Beyefendi'nin göreve geldiğinde gazetecilere ev yapacağım sözü vardı. Bu sözü Mehmet Sekmen tuttu. Ama bu söz askıda kaldı. Buradan Hasan Şahin'e seslenmek istiyorum. Sayın Hasan Şahin, gazetecilere Erzurum'da gazetecilik görevini yapan, icra eden kişileri daire sahibi yapacaktır. Özellikle de ev sahibi olmayan kişileri, gazetecilikten başka mesleği olmayan kişilere, yani Erzincan'daki gibi, Kars'taki gibi, Ankara'daki gibi bir yaptırım içerisine girdiniz. Ve sonuçta Mehmet Sekmen Beyefendi'ye ben teşekkür ediyorum. Bu sözünü de yerine getirdi. Yerine getirdi ama askıda kaldı. Şurada askıda duruyor. Şurada böyle, burada aslında duruyor. Neden mi? Kimlere verdiğini bir açıklayabilir mi? Kamuoyuyla paylaşabilir mi? Bu konuyu irdeleyelim. Yani ben merak ediyorum. Yani verilmiş, evet, Erzurum'daki gazeteciler ev sahibi yapılmış. Ama kimler yapılmış? Bakın, o gazetecilerin arasında Gürcükapı'da boyacı olan varmış. Cumhuriyet Caddesi'nde çekirdek satan bir arkadaş varmış. Erzincan Kapı'da kaçak sigara satan varmış. Bakın, burada ben buradan Hasan Şahin'e özellikle sesleniyorum. Hasan Şahin Bey, eğer ki değişim diyorsanız, verilen sözler yerine tek tek birer birer getiriliyor diyorsanız, buyurun, vermiş olduğunuz sözü siz tuttunuz ama sizin vermiş olduğunuz sözü kim nasıl kullandı? Bunun araştırılmasını istiyorum. Büyükşehir Belediyesi eğer ki gerçekten vermiş olduğu sözleri yerine getiriyorsa ya da bir köprü yapıyorsa, bu köprünün ilerleyen zamandaki bakımından da sorumludur. Onun için yaptınız, bitti, olmadı abi bu şehirde. Bunu takip edelim. Bu şehirde edelim. Burada bir sıkıntı var. Bu sıkıntının çözülmesi gerekiyor. Evet, bunu takip edelim. Bu bölümü de belediyeler konusunda burada kapatıyoruz.